Bir işgal planı var. Var. Ee, çok uzun yıllardır var. Uzun yıllardır var. Tehlike artık çok mu yaklaştı? Çok yaklaştı. Daha yüksek tonda söylüyorsun bunu. Türk milleti değil, dünya 7 yıl içinde çok büyük bir ihtimalle 3. Dünya Savaşı'nı yaşayacak. 7 yıl içinde? 2030 finali, oraya kadar olmak zorunda onlara göre. Ve Türkiye yeni bir kurtuluş savaşı sınırına birkaç yıl içinde girmek zorunda kalacak yıl diye uzatıyorum onu. Belki hemen seçimden sonra e, birçok şey dünyada başlar. Çünkü 2023 yazından sonraki takvimlerden çok bahsediliyor. Şemi taht döngüsü denen o döngü 15 Eylül sonrasını işaret ediyor. 15 Eylül oralardan başlıyor. Ben ezoterik olarak Aytunç Altındal hocamızın bilgilerine o kadar hakim değilim ama çok okuyup araştırıyorum. Ama esas döngü dedikleri şey bu yaz daha sonrası Eylül ve bundan sonraki 7 yıllık süreçte. Türkiye'yi zamanında Kurtuluş Savaşı'nda kuşatmaya gelip kuşatamayanlar, Şimdi Sahra Hastanelerini deprem sonrası Hatay'da, İskenderun'da, Antep'te kurmuş bekliyorlar Türker Bey. Bu işin şakası yok. Türk milleti yeni bir kurtuluş savaşıyla ya da yeni bir işgalle karşı karşıya. Bunun ne kadarını başarırlar, ne kadarını başaramazlar. Türk milleti ne kadar uyanır da bu tehlikenin farkına erken varır. Hepsi bizim reflektörümüze bağlı. Kimileri bu söylemin çok abartılı olduğunu düşünüyor. Hepsini öyle demiyorlar mıydı? Aşının da ellerinde patlamadan önce %90'lık bir kesim Abartı ve komplo teorisi olduğunu söylemiyor muydu? Komplo teorisi kelimesinde Pentagon'u üretmemiş miydi? Şimdi herkese olduk da par, pardon çok özür dilerim düştük bu hataya. Yeni hatalara düşme, iklim yalanına düşme, su yalanına düşme, tarım, dijital para, smart city yalanına düşme. Bir tane projeyle gelmiyorlar. Bunlar o kadar çalışmış ki bin yıldır. Bin yıldır dediğim o Roma'dan beri diyeyim bunu, Roma'nın yıkılışından beri diyeyim bin yıl yok tabii ama... Roma'nın da tarihinde dünyayı tek dünya devletine çevirme diye tarihler veriliyor. Benim için tarihler çok önemli değil. Şu anda girdiğimiz süreç şimdi tarihe bakıp da bugünlere bak biz iyi izlemeye de gerek yok. Bugün ülkemiz yıkıma götürülmek isteniyor. Bu çete bu yüzden geri geldi. Bu çete depremin birinci iki günü savaş gemileriyle psikolojik harp yaparak insanları bu konuları bilinçli olarak konuşturdular ama arka taraftan bir bakıyorsun Smart City'yi işte yıkılan bir yerde yapıyor. Bir bakıyorsun Expo Hatay denilen yerde yeni Roma'nın işte o Roma Kartalı ritüelleriyle, Pagan ayinleriyle depremden daha önce sanki orasının yıkılacağını biliyormuş gibi animasyonlarını, sahne gösterilerini yapıp Hatay Expo tasarlanıyor, izlettiriliyor bu insanlara. Bunların hepsi olmadı mı? Bunların hepsi zaten bu planları yapanın bunu önceden bilip bunu tasarladığını, depremi de bilerek yapabileceklerini göstermiyor mu? Allah'ın bir gazabı olan deprem sonrası mı tesadüfen dur şimdi de biz buraya girişelim saldıralım diyorlar. Hayır takvim belli, harita belli. Bu harita Büyük Orta Doğu'nun Servin haritasıdır. Türkiye'ye tekrar Servi dayatmaya çalışıyorlar. Türkiye ne zaman Avrupa Birliği'ne ya da böyle dünya anlamında küresel bir yere girse ya da Türkiye kendi içinde büyük bir ilme kazansa, büyük bir başarı kazansa Türk milletinin karşısına, yetkililerin karşısına Serv haritasını dayatıyorlar. Sen buna girersen ancak biz sana bu anlamda belki destek veririz diyorlar. Çaktırmadan el aldığından söylenen bu. Ben biraz şey konusunda çok takımdır. İstanbul'un işgali 1918 işte 23 bu toprağı yani şu anda bulunduğumuz yerde ayrı olmak üzere 5 yıl işgal altında. İşgal altındaydı evet. Ee, ve bizde İstanbul'un işgali çok anlatılmaz. Evet. Bu konuda çok takımdır. Ee, neden bilmiyorum. Yani anlatmazlar. Belki bir başarısızlık orada olduğu için anlatılmaz. Çok hatırlatılmak istenmez. Ama buraları 5 yıl boyunca işgal altında kalmış, e, kültürümüzü değiştirmeye çalışmışlar, günlük hayatımızı değiştirmeye çalışmışlar. İnsanlara şaka gibi geliyor bazen bu söylediklerimiz. Aslında çok olabilitesi yüksek şeyler. Kurtuluş Savaşı'ndaki o bahsettiğimiz İstanbul işgali diyeyim bana, Kurtuluş Savaşı demeyeyim. Bunlar Türkiye'yi o işgal edip serbi dayatma projelerini o zamanlar tam yapamadılar. Ancak geri gitmediler. O, Kasem kitabında bir şiir var, kimi itini kimi bitini bıraktı diye böyle bir şiir var ya, hı hı. geldikleri gibi gitmediler diye o zamanlar bugün tam olarak girişmek istedikleri tek dünya devleti için hazırlığını yaptılar. Geri mi çekildiler? Tam olarak gönderildiler mi? Burası biraz muamma yani bahsedildik bahsedilen şey bu. Bu adamlar tabii ki Türk milletini o anki durumda yenemezlerdi. Zaten yenemediler de. Evet yenemedikleri için gittiler ama vazgeçerek gitmediler. İşte Onu... Bu sefer mesela şöyle bir durum var herhalde. Yani işte Netflix'le, YouTube'la, gençlerdeki o küreselcilik anlayışıyla zihinleri Değil evet. mi? İşgal ettiler zaten. Çoktan buna başladılar. Biz neredeyse bugün yeni bir e, Türkiye otomobil trafikte görmenin e, tabii ki mutluluğunu yaşayanlar var. Bunun beklensin yaşayanlar var ama bize 100 yıldır bu tür teknolojileri yaşatmadılar. Yaptırmadılar. Bizim milli eğitimimizi kendi kültürümüze göre de uygulatmadılar. Bu tarihte bu anlamda bizim zaten yediğimiz çok gol var maalesef. Bu anlamda e, yine de Türk milleti kendi fabrikalarını kurmuş, kendi logosunu, kendi tarımını, kendi toprağını, kendi milli bağımsızlığını kazanabilmiş şekilde bugünlere geldi. Ama o gün o bağımsızlığı elinden almak isteyenler, işini yarım bırakanlar ya da tam yapamayanlar ya da korkup gidenler, Hamlayım doktrini derler buna. O doktrini uygulayın bu Türk milletine. yüzyıl yıl sonra geldiğinizde bunları alırsınız demişti. O gençliğin üzerindeki hikaye bu. Ne demek o? Lozan Anlaşması'nda açık açık dendi ki Yazılışını tam bilmiyorum, beni affedin. Haumlayım diyebiliyorum ben onu. Doktrini denen şey şu. Dediler ki bak bu millete bu vatan inancı, bu imanı, bu Allah sevgisi, bu milli şuuru varken bu milleti yenemezsiniz. Ne yapacaksınız? Aç bırakacaksın. Dininden koparacaksın. Dinle dinsizleştirme dediğim o yüzyıldır çok ciddi uygulanıyor. E, fakirleştireceksin, bağımlı kılacaksın. E, vatan sevgisine cinsiyetsizleştirme gibi projeleri buna dayatacaksın. Kolay lokma olduğu zaman gelip bunu yutacaksın. Bunu rahmetli Erbakan Hoca da çok söylerdi. Bakın tarihte e, bunun gibi e, ülke için e, milli bir duruş sergileyenler bugün Milliyetçi Hareket Partisi, e, Erbakan Hoca'nın yürüttüğü milli görüş davası bugün gizli bir el tarafından ırkçılıkmış gibi gösteriliyor. Neden? Çünkü senin vatanı sevmen, vatanı savunman, gericilik, kafa kafatasçılık, hangi yüzyılda kaldık diyorlar. Faşistlik. Faşistlik. Şeyler. Halbuki bu tam bir eziklik örneğini, eziklik eksiklik duygusunu kullanarak seni kandıran bir projedir. Vatan için ölmek bu milletin tarihte en iyi yapabildiği şeydir. Seninle bunu nasıl alacaklar? Belli şifa yalanıyla, tağımla, torumla, tarımla, tohumla, suyun kontrolüyle onda bile... O suyu versez arkadaşlar, onu bir kere daha anlatır mısın diyeceğim. Evet, cinsiyetsizleştirme ile işte bu gibi din adamlarının uydurduğu bir şey bu. Bakın ben, Kasem kitabında örnekleri var. Meryem Cemile, Margaret Markus denen isim. İsrail'in, e, o az önce bir harita vardı ya, Yeni Roma diye, oraları işgal etmeden önce o Amerika'nın ve Romacıların eliyle İsrail'in oraları işgal etmeden önce milyonlarca biel milliyetçiliği kötüleyen yani 1960'larda kitap dağıtıyor Arap ülkelerine. Seccadeni serdiğin yer vatanındır yalanını projesini uyduruyorlar. Ve Müslümanlar da zannediyor ki diyor ki her yer bizim vatanımız. Buraya işgal etseler ne olacak? Bura bizim. Bu inanılmaz bir yalan. Vatan anne kadar kutsaldır. Korunulması gereken bir çerçevedir. O yüzden Allah ayetlerle sabittir. Milletler olarak birbirinizi anın der bu milletleri ortadan kaldırmak isteyenler din adamları üzerinden de bu projeleri insanlığa dayatıp kendi diniyle alakası olmayan, Kur'an'ı okumayan, anlamını bilmeyen, işte bugün kendini yeni bir düzene sokmaya hazır zihinler oluşturuyor. İşte bu da işte Kurtuluş Savaşı'nda yapamadıklarını bugün yapmaya hazır olduklarını düşündükleri o Haumlaim doktrininin uygulandığı bir zemin olarak gördükleri için şimdi de gelip çattığı için burası. Şunu anlatır mısın hocam? Şimdi DSV ve UNICEF. UNICEF'in kim olduğunu bir anlayalım. UNICEF aynı zamanda NATO'nun destekleyip de cinsiyetsizleştirme projesini milli eğitime de dayatan projelerden biridir. Dünyada bunların ne kadar kanlı örgütlere hizmet ettiğini, kimleri kullandığını, Afrika'da neler yaptığını birçok uzman benden çok daha iyi anlatır. Çok daha eski, tecrübesi benden çok daha iyi olan isimlerini vermeyeyim. Belki onları zan altında bırakacak bir cümle kaçar ağzımdan. Bakın ne diyorlar burada biliyor musunuz? İnsanların topraklarının işgal biçimleri budur. Biz belki sınırdan bekliyoruz ama bu bir işgaldir. Benim köyümde tarlamdan kazıp kuyudan çıkardığım suyun kontrolünü DSÖ ve UNICEF tüm ülkeleri güvenli bir şekilde yönetilebilen bak sen kimsin de benim suyumun güvenliğinden sana ne? Ben ister zehirlenmiş su içerim ister güvensiz su içerim. Sen kimsin benim güvenliğimi sağlıyorsun? Güvenli bir şekilde içme suyu, sanitasyon, sanitasyon nedir biliyor musunuz? Ne demek hocam o? Dolaşımda olmayan aynı zamanda paranın kontrolü de demektir bu. Tarım Bakanlığı'nda da dayatılan bir projedir bu. Öyle bir terminolojidir. Ee, anlamı zaten mahfuz kitabında daha önceki yıl ele almıştık bunu. İle hijyen hizmetlerini hayata geçirebilmek için eylemlerini radikal hızlandırma çağrısında bulundu. Hastalığı bahane edecekler. Sulara hastalık katacaklar. Diyecekler ki açık açık bak bu kaydı izleyin bir gün. Sulara hastalık bulaştırıp su üzerinden bu hastalık yayıldı deyip tüm milletlerin suyunun kontrolünü ele geçirmek isteyecekler. E, su savaşları çıkacaktı diyorduk su savaşları çıktı. Ancak bunun gibi proje uygulamalarla Dünya Sağlık Terör Örgütü tarafından, UNICEF gibi e, bu işlere hizmet eden projeler tarafından ülkeler böyle ele geçiriliyor. İşte bunlar NATO'yu da Birleşmiş Milletleri de kullanan, İstanbul'da da deprem sonrası Birleşmiş Milletler'in iç savaş ve deprem sonrası davranış belirleme birimlerini kuran da bunlar. O yüzden bu kişiler toplanmış işte insanımızın suyunu toprağının içindeki suyunu bile ele geçirmek istiyor. Bu bir savaş sebebidir. Bu namustur. Su namustur, vatan namustur, toprak namustur. Benim ne yiyeceğim, ne içeceğim, neyi gökyüzünü zehirlediği yetmiyor çemsireli uçaklarıyla. milyonlarca ton zehri insanların üzerine güneşi karartma yalanı olarak sıkıyor. Bunu kontrol eden davaları bile kontrol altına alıp savcılara, hakimlere izin vermiyor. Bir türlü davalar sonuca gitmiyor. İnsanlığın akıl ve zeka kontrollerini, seviyelerini, hastalıklarını kontrol edecek, gerçek güneşini alacak teknolojilerden bahsediyoruz biz bugün. Sadece harp var mı yok mu diyorlar. Harpin ELF dalgalarını taşıdığı iyonosfer işte bu gibi e, zehirlerle donatılıyor. Çünkü harpin ELF dalgaları bugün deniz üzerinden de gidebiliyor. Radyoya inanıyorsun da harpe mi inanmıyorsun derler adama. Küfür ederler bir de üstüne. Bugün milyonlarca radyo kanalında herhangi bir anten burada olduğunda çekiyor mu? Çekiyor. E sen o zaman kainatın üzerindeki ne diyorsun buna? İklim yalanı. Dünyayı soğutmak için biz güneşin önünü kapatmalıyız. Köye gidiyorsun hiç kimsenin olmadığı bir yere güneş çok net. Her yerin üzerine vurması bile bambaşka. Buraya geliyorsun sanki bu ışıkların üzerinde olan bir softbox filtre gibi güneş yok ortada. Ne yapıyor bu adam? Güya benim iklimimi düzeltiyor öyle mi? İşte küresel bir anlayış, küresel bir çözüm diye sapkın bir tek dünya devletini insanlar dayatmak için bütün yer küreyi kana bulamaları lazım. İklim yalanıyla depremleri, selleri, iklimleri, tarımları, kıtlığı planlı bir şekilde koordineli oluşturup kıtlık savaşları çıkarmaları lazım. 2025'te bütün profesörler söylüyor bunu, onların da susturuluyor. Bilinçli kıtlık yapacaklar. Bugün Lancet dergisi 2025'te Türkiye'ye en az 15 milyon Afrikalı Müslümanın Müslüman çatısı kullanmışlar, din kılıfı. Geleceğini söylüyor. Sen onları vatanından niye ediyorsun kardeş? İşte bunlarla bak suyunu ele geçirerek. Bu adam senin suyunu ele geçirdiğinde senin suyun akar mı zannediyorsun? Sen zehirsiz bir su içebilir misin zannediyorsun? Afrika'yı nasıl sömürdüklerini yani burada sabaha kadar anlatsak destan olur zaten. İnanılmaz. Hani ne, neler neler yaptıklarını ve işte o UNICEF dediğin e, örgüt de oraya güya çocukları kurtarmaya, yardım etmeye, aşılarını yapmaya neler neler güya götürmeye gitti. Ama ortada koca bir hiç var yine. Koca e, bir sıfır ve açlıktan ölen çocuklar var maalesef. Sadece açlıktan yani. olsa kadınların doğurdukları inanılmaz annesi baktığı zaman ürkebilecek bir yere bırakıp kaçabileceği kadar korkunç yaratığa dönmüş insanlar türettiler o aşılarla. İnsanlığa neler ettiler? İnsanlığın nüfusu 1 milyara düşmelidir diyen bu çete değil mi? 500 milyona düşmeli diyen bu çete değil mi? Sen kimsin benim suyuma el uzatıyorsun ya? Sana bu izni kim veriyor? Sen benim suyuma dokunamazsın. Sen benim havama zehirli gaz sıkamazsın. Sen çocuklarımın namusuyla oynayamazsın. Sen topraklarıma göz dikemezsin. Sizin programınızda denen cümleyi söylüyorum. İnadına vatan millet Sakarya evet işte böyle söylenir. İnadına vatan millet Sakarya. Benim suyum vatanımdır çocuğum. Çocuğumun cinsiyeti namusu vatanımdır. Sen kim oluyorsun? Bunu bizim her milletin bu insanlara bu kabadayılıkla bu yürekle söyleyebilmeleri lazım. Tek tıkandıkları yer anlamıyorlar tam acaba bu tehlike mi değil mi? İşgal böyle bir şey mi değil mi? Ben de diyorum ki ben bireysel olarak benim peşimden gelmeni beklemiyorum. Ben yazdıklarımı yemin tutmuşum Rabbimi. Şahit tutmuşum. Demişim ki ben bu takvimi ortaya koyduğumda biz neden bu kadar sizinle yaptığımız programlar sonra popüler olduk? Yani savurduğumuz saçımız mı, mavi gözümüz mü buna sevbalı Türker Bey? Ya da vatan millet Sakarya demekle mi oluyor bu işler? Hayır. Olacakları öngören en iyi programlardan biri siz değil misiniz? Bu konuda yazılmış kitaplardan Allah da bize ilk ona ilk bire girecek kitapları Şu bu vatan için. Şu anda değil mi Kasem? İlk üçte i̇lk her üçte. yerde tabii çok şükür. Bütün kitapçılarda yok. Ben de diyorum ki vatanım, bu insanlığım, bu milletim benim için esas devlet tabii ki milletim. O yüzden milletimi depremle öldürmeye çalışanlar, suyla zehirlemeye çalışanlar benim için bir savaş sebebidir. Bana soruyorlar mesela e, ne yapalım hoca? E diyorum ki bak Allah'ın ayetini bilmediğin için anlamıyorsun. Öngörülemeyen tehlikeleri ve sıkıntıları azaltmak ve kalpleri ferahlatmak gibi bir ifade var. Kasamın sonunda var. Bu yüzden müminleri savaşa hazırlıklı olmaya davet et diyor Allah. Ben de diyorum ki savaşa davet ediyorum Ben akıl savaşında, emek yazma üstüne gitme, okuma savaşında, bu olayların üstüne gitme savaşında en önde risk alanlardan biriyim. Çünkü tarihte bu gibi bu konuları söyleyenlerin birçoğu ya uçağa düşmüştür ya bir yerde zehirlenmiştir. Ömrü hep kısa olmuştur. İnşallah biz de böyle şerefli bir dava için ölürüz. Onca bir sorun yok da. Ben bu vatanımın varoluşunu benim sağlığım ve varlığımdan daha üstün gördüğüm için savaştayım. Sen savaştasın. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür çok sağ ederim. olun. Eray Hacı Osmanoğlu, Kasem kitabı efendim alın mutlaka. En çok satan üçüncü kitap. Çok şükür. Şu i̇lk üçte. i̇lk ee, üçte. Mahfuz da öyle. Birçok yerde böyle. Önemli değil sıralaması. Evet. Ulaşıyor sekim... olması sevindirici yani. Çok şükür. Çok. Efendim bu video biz bunu tek halinde çektik ama üç video halinde yayınlanacak. Ee, önceki videolarında Eray hocamız e, yeni Roma için bin yılın meydan okumasını anlattı. Yunanistan'ı üzerimize salacaklar dedi. Küresel haçlı seferleri başladı dedi. Hepsini bir önceki iki videoyu izleyerek bulabilirsiniz. Bu üçüncü video olmuş oldu. Zaten ya Her açıdan da ya da Ne Var Ne Yok'ta izliyorsunuz. İki kanala da abone olduğunuz takdirde iki videoya da ulaşabilirsiniz. Ne Var Ne Yok'ta artık 800 binlere doğru gidiyoruz. Sizlerin desteğiyle abone olalım. Sanki biraz artık bu aralar abone olmayı yavaşlattık gibi izleyip çıkıyorsunuz gibi geliyor bize. Abone olmayı unutmayın efendim. Bize bu rakamlar gerçekten güç veriyor. Destek oluyorsunuz bize. Her açıdan da 600 bine doğru artık sürüyoruz. O yüzden yine sizlerin desteğine ihtiyacımız var efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.